Başkanım, ilçe başkanım, önceki dönem ilçe başkanımız, çok değerli muhtarlarım, değerli teşkilatımız, birbirinden değerli STK başkanlarımız ve değerli teşkilat mensubu adı cevazlar, değerli kardeşlerim. Gecenin bu vaktinde çok fazla zamanınızı almayalım. Aslında bir başkanımız konuşunca dedim çok fazla da arkadaşlar yormayalım. Zaten sabahtan beri bizimle ama bir selamlamak gerekiyor. Komiser mikrofonu alınca artık bırakmıyoruz. Evet, öncelikle öğlenden itibaren buradayız. Allah hepimizden razı olsun. Bizlere yorulmadan, sıkılmadan, aynı geldiğimiz heyecanla işe gittiniz. Esnaf ziyaretinde, yemekte, iftarda, teravihde işe gittiniz. Allah hepimizden razı olsun. Bu heyecan gösteriyor ki inşallah biz 24 Haziran'a hazırız. Bu bunu gösteriyor. Tabii hem belediye başkanımız, hem il başkanımız, hem Cemal Bey kardeşim geniş bir şekilde gerekenleri söylediler. Hakikaten önemli bir süreçten geçiyoruz. Hem şehrimiz için, hem ilçelerimiz için, daha önemlisi ülkemiz için. Yani bu mesele artık adı cevazın meselesi değil. Adı cevazı aşmış, bitkisi aşmış. Aslında Türkiye'yi de aşmış. Türkiye'yi niye aşmış? Bakın bir örnek vereyim. Türkiye'yi niye aşmış? Bizim bir önceki dönem belediye başkanımız vardı. Bilmem tanır mısınız? Emin Peker. Tatvan belediye başkanımız. Emin Peker bir gün bana bir şey anlattı. Ben bunu Cumhurbaşkanımıza da anlattım. Bu anlattığım meseleyi. Hacda, Kabe'nin önünde, tavaf alanında, biliyorsunuz tavaf alanı geniş bir alan. Orada bir namaz kılıyoruz. İkinci namazını kıldık, dua ediyoruz. Tam tavaf alanının içinde. Yanımda da bir Arap var. Nereli olduğunu bilmiyorum. Arapça dua ediyor. Namaz bitti, duamızı yapıyoruz. Ben duayı diyor bitirdim. Yanımdaki Arap duaya devam ediyor. Arapça dua ediyor. Duası boyunca diyor, Recep Tayyip Erdoğan'a dua etti. Başka hiçbir kimse dua etmedi. Türkiye'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a dua etti. Allah'ım sen Recep Tayyip Erdoğan'a yardım et. Allah'ım sen Türkiye'ye yardım et. O uzattı da uzattı. Diyor ben duam bitti, bitirmedim. Onu bekledim, kalkmadım. Duayı bitirdi. Yanına biraz daha yaklaştı. Dedim sen nerelisin? Yemenliyim dedi. Dedim peki, Yemen'de bu kadar sorun varken, Yemen'de bu kadar sıkıntı varken, senin ülkende insanlar bu kadar sıkıntı yaşıyorken, sen hiç ülkene ve ülkenin insanına dua etmedin. Türkiye'ye ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na dua ettin. Bunun sebebi nedir? Çok enteresan, bakın çok manidar. Onun için diyor, bu artık mesele Türkiye'nin meselesi değil. Bana dedi ki diyor, ben ülkeme dua edersem biliyorum ki sadece Yemen kurtulur. Ama ben Türkiye'ye, Türkiye'nin lideri Erdoğan'a dua edersem biliyorum ki Yemen kurtulur. Dünyadaki ben bunu her duyduğumda, her anlattığımda tüylerim diken diken oluyor. Bu yaşanmış gerçek bir hadise. Kabe'de bir Yemenli liderimize dua ediyor. Bizler de burada ne yapıyoruz? Benim yolum yapılmadı, ben oy vermeyeceğim. Benim oğlum işe alınmadı, ben oy vermeyeceğim. İlçe başkanı bana selam vermedi, ben intikam alacağım. Belediye başkanı şunu yaptı, ben sinirlendim, intikam alacağım, sandığa gitmeyeceğim. Orada Yemenli'nin duası, burada bizim ülkemizde ve Yemenli'ye Tayyip Erdoğan hiçbir şey yapmamış. Ne hastane yapmış, ne doktor getirmiş, ne yolunu yapmış, ne okul yapmış, öğretmen getirmiş, ne üniversite yapmış. 2002'den bu yana Tayyip Erdoğan bizlere 80 yıl boyunca bu coğrafyada bizi ayıran, bizi ötekileştiren, bizi dışlayan, size bir şey yapmayalım. Siz bir hiçbir şeye layık değilsin diyen bir devlet anlayışını yıkmış. Öyle ya, biz burada yaşamıyoruz Allah aşkına. 2002'ye kadar bizim bir hastamız olduğu zaman nereye götürüyordu? Ya Van'a götürüyordu, ya Diyarbakır'a, ya Erzurum'a vesaire. Allah aşkına. Ben Bitlis'te o kadar çok hikaye dinlemişim ki. Yolda annesini kaybeden, çocuğunu kaybeden, ambulans değil takside, plakalı takside doğum yapan hanımıyla çocuğunu kaybeden aile biliyorum ben. Hem hanımını hem hanımıyla beraber yeni doğan çocuğunu kaybeden aile biliyorum ben. Hasta, doktor olmadığı için, hastane olmadığı için.
Ama bunları bize yaşatan Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti. Kendimize de bir şey çıkarmıyoruz bunu. Onun desteğiyle yapmışız, ne yapmışsa. Sen demeyin var. Adil Cevaz'a 2 metre geldiğim zaman iki araba yan yana gelemiyorduk. Şu virajdan gelirken iki araba sürtülerek geçiyor. Elhamdülillah şimdi 5 araba yan yana geçiyor. Yemen'e bunları yapmamış. Bunlar bizim ülkemize, bizim şehrimize yapmış. Hepsini. Ama yapılacak daha çok iş var. Onun için Allah aşkına, Allah aşkına bu dava artık sadece Türkiye'nin davası değil. Bütün dünya Müslümanlarını, bütün dünya mazlumlarını ve ümmetin davası. Eğer şu anda 5 partiyi bir araya getiren İsrail ve Amerika, bunun ispatı var. Bak bugün gezerken birkaç tane çok hadise duydum. Diyorlar ki şu anda ev ev geziyorlar. Kim geziyor? FETÖ'de dışlanan ceza alanlar, onların aileleri. Ne diyorlar? O istiyorlar. Kime istiyorlar? İyi Parti'ye istiyorlar. Peki İyi Parti'ye CHP 15 tane milletvekili verdi bir günde. Bir hafta sonra geri aldı. Aynen takas yapar gibi, mal pazarlar gibi milletvekili verdi, geri aldı. Peki Allah aşkına bu inanıyor musunuz? Kendisi mi yaptı bunu? Talimat geldi Amerika'dan ve verdi. Aldı. Maksat ne? İyi Parti'yi bir şekilde meclise sokma. Meral Akşener. Kimdir Meral Akşener? Meral Akşener'e gelip o istiyor. Kimler istiyor? Başka bir şey demeye gerek yok zaten ya. FETÖ'den kim atılmışsa, kim cezaevine girmişse, onların yakınları şu an ev ev geziyorlar. İyi Parti'ye Meral Akşener o istiyor. Başka bir şey demeye gerek yok ki Allah aşkına. O akşama kadar çıksın desin ki ben FETÖ'cü değilim. Akşama kadar da ama burada ispatı var. Evet gezenler var. Dolayısıyla şu anda o partilerin hepsini bir araya getiren İsrail ve Amerika. Burada onlara destek veren herkes İsrail'e ve Amerika'ya destek veriyor. Onun dışında kafası karışan, ben AK Parti'ye kızdım şuna vereceğim diyen herkes de İsrail'in, hiç kimse kusura bakmasın, İsrail'in ekmeğine yağ sürüyor. Bunları sabah kadar konuşuruz. Ama çok fazla zamanınızı almıyor. Yine eğer hizmet olacaksa, eğer adı cevaza gelirse, vallahi yine biz yaparız. Eğer bu şehirde, doktor olmayan bir şehirde, adı cevazda özellikle bir uzman hekim yokken, şu anda artık biz 100 yatakta hastane istiyorsak, daha farklı farklı alanlar istiyorsak, uzmanlar istiyorsak, artık bir şeyler aşır demek. Biz 400 yatakta bölge hastanesi yapmışız, 250 yataklı bitkisi hastane yapmışız. Ahlat'a hastane yapmışız. Mutki'ye hastane yapmışız. Hizan'a hastane yapmışız. Norşen'e hastane yapmışız. 2002'den itibaren. 1000 yatak hastane yapmışız bizim dönemimizde. 13 senede. Ama geldiğimiz zaman ne vardı? Toplamda baktığımız zaman toplamda 150-200 yataklı hastane yoktu. Bitkisi. Eğer onları yapmışsak yine hizmetleri biz yapacağız. Bu bölgeye yine yapacaksa AK Parti yapacak. Hizmet gelecekse biz getireceğiz inşallah. Ama bunu neyle getireceğiz? Bize verdiğiniz güçle getireceğiz. 13 sene boyunca destek verdiniz. 2 milletvekiliyle, 3 milletvekiliyle her şeyi getirdik elhamdülillah. Gidip talep edip de alamadığımız bir tane elhamdülillah projemiz yok. Ama 3 sene tek milletvekili kaldı. Bir milletvekili gücüyle o kadar olur. Meclise mi bakacak? Genel merkeze mi bakacak? Oraya mı bakacak? Yoksa hizmetler peşine mi koşacak? Ama iki milletvekili olursa daha farklı. Üç olursa zaten borluk bereketlik olur inşallah. Borluk bereketlik. Bunu hepimiz iyi idrak edeceğiz. Bu Cemal Bey kardeşim dedi. Vallahi bizim meselemiz değil. Biz yarın gider. Herkesin işi gücü var, işine gücüne. Ama burada herkes kendi başına kalır. Bu şehirde yine bir 5 sene değil. Belki bir 50 sene daha bu şehir kalkınmayı görmez. Onun için herkes üzerine düşeni fazlasıyla yapması lazım. Bunu derken gidip oy versin. Ben de bir oyum var der kullanırım. Bizim sizlerden beklentimiz. Özellikle değerli muhtarlardan beklentimiz. Özellikle hem mahalle muhtarlarımızdan hem köy muhtarlarımızdan. Kendi seçiminiz gibi hatta kendi seçiminizden de öte. Çünkü sadece kendiniz seçiliyorsunuz. Burada dünya Müslümanlarını kurtaracak bir ekip seçilecek. Bir köyü kurtaracak değil. Dünya Müslümanlarını kurtaracak bir ekip seçilecek. Bu şuurla eğer hep beraber de her gün 3 tane 5 tane kararsızı veya kafası karışık olanı
veya başka bir partiye niyetli olanı ikna edersek, bunu da ibadet ruhuyla yaparsak, o Yemenli'nin ettiği dua gibi yaparsak, kimse duymuyor onu, kendiyle Allah arasında. Birileri desinler diye değil, ben bunu yapacağım, bunu ümmet için yapıyorum. Bunu dünya Müslümanları, dünya mazlumları için gidip çalışıyorum dersek, vallahi biz burada şahlanırız. Biz şahlanırsak, biz size şahlandırırız. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim inşallah bizi sağlıkla, sıhhatle bayrama kavuştursun. Bu seçim sürecini kimsenin burnu kanamadan, kimsenin ağzının tadı bozulmadan, kavgasız yürütüsü inşallah bitirmeyi bize nasip etsin. Allah'a emanet olun.